Yani Maxim ve Redmond hamlesi. Redmond'la ilgili burada yoruldum. Şu hikayenin sonuna kadar başlangıç süper, gelişme süper, sonucunu yapamıyorsun Redmond. Yapsan zaten buralarda işin de olmayabilir dedim. İstanbul Spor maçı muhteşem gol. Bugün 3 asist, 1 gol, attığı gol yine muhteşem. Abu Bakar kötü oynarken 90 artıda gitti golünü attı. O pası da Redmond verdi. Redmond bir adım önde derim ama Redmond'da işlik yapan forvet oynadığında gol attığımı görevini yapmış diyebileceğim bir Cenk Dosun. Çok belki konuşulmaz ama <laughs> salih performansı. Onun dışında Mert'in en kritik anlardaki kurtarışları. 112 Necibi maçtan önce dedim hamle olabilir oyuna girdi. Bir iki tane kritik müdahalesi. Yani Beşiktaş'ı tebrik etmekten başka hiçbir şey diyemeyiz. Sağının içinde Kadıköy'e geliyor, dört tane gol atıyor ve bu 4 golü de 10 kişiyken atıyor. 90 artıda bile gol buluyor. Ve bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe taraftarı Ali Koç istifa, Cesuso tepkiler, oyunculara golden sonra tepkiler okey. Şu anlamda da tebrik ediyorum. Oyundan çıkan Cenk'i alkışlıyor, Abu Bakar'ın golünü alkışlıyor. Bu da özlediğimiz bir detay. Taraftar da güzel futbol oynayana hak edeni veriyor bu anlamda Fenerbahçe taraflarına tebrik ediyorum. Fenerbahçe 3 puan kaybetmedi. Fenerbahçe çok daha fazlasını kaybetti bugün. Bir kere yarışta matematik olarak her şey olabilir futbolda. Nasıl Galatasaray Konya deplasmanında takılacağı beklenilmiyordu, takı, takıldı. Bugün belki Fenerbahçe iç saha işte son 7 maçın altı galibiyet bir beraberlik galibiyet bekleniliyordu. Bak Beşiktaş geldi 4 gol attı. Maç önüne dönsen kolay kolay tahmin edilebilecek bir şey değil. Ama biz de Beşiktaş takım olarak son 3 maçta göstermiş olduğu performansla her an her şeyi yapabiliriz söyledik. Abu Bakar 3'te 3 üç atıyordu, 4'te 4 dört yaptı. Cenk İstanbul maçına kafa golünü attı, bugün muhteşem bir kafa golü. Redmond oyuna girdi, gol atmıştı, bugün aynı şeyi yaptı. Maksim'le Beşiktaş 10 kişi kaldı, fark etmedi, topu tuttu, iyi paslar yaptı. Salih oyunun iki tarafını çok iyi oynadı. Ama maçın 50. dakikasına kadar olan bölümde gündem bambaşkaydı. Arda'nın pozisyonu penaltı mı penaltı değil miler tartışılırken bence o gündem de birden değişti. Maçın içinde tam da benim sevdiğim işte gollerin konuşulacağı, pozisyonların konuşulacağı, oyuncu değişikliği hamlelerinin oyuna etkisi ya da geç yapılan değişikliklerin konuşulduğu duruma geldi. Beşiktaş tabiri caizse son yıllarda unutulmayacak en önemli destanlardan birini yazdı. Ve şu an taraftarlar, Beşiktaş taraftarlar şunu düşünüyordur biliyor musun? daha önceden bu takviyeleri yapsaydık Amir işte Maxim, Onur ya Beşiktaş iyi bir takım görüntüsü veriyor son haftalarda. Bugün artık net imza attı. Ben iyi takımım imzasını attı. Beşiktaş taraftarlar inanılmaz gururlu, onurludur bugünkü mücadeleden dolayı. Çünkü 2005 yılı 4-3, 2020 yılı 4-3. 2023 yılı 4-2. 10 kişi. Dörder dörder atıyor Kadıköy deplasmanına ve 10 kişiyle Geriden gelerek. Bunu başarabilen tarihte bir takım var mı bilmiyorum. Bugün konuşurken de şey hatırladık. Fenerbahçe taraftarlar alkışlarken Cenk'i, Abu Bakar'ın golünden sonra aklımız El Clasico'ya bir Real Madrid Barcelona maçında Ronaldinho'nun muhteşem performansıyla attığı golden sonra stadın alkışladığı <laughs> anları yaşadık. Ya yani futbolda taraftar iyi oynayana, hakkını veriyor. Rakip takım da olsa. Bugün Fenerbahçe taraftarı da Beşiktaş'ın oyununa özellikle penaltı kaçtıktan sonraki oyununa gereken hakkı verdi. Hepimiz de vermeliyiz. Beşiktaş'ın içinde olduğu derbiler her zaman güzel oluyor dedim. Golli oluyor dedim. İlk yarıdaki maç hariç 0-0 o dönemde gerek eleştirileri yaptık. Valerian Hoca dönemiydi. Cesus oyunu kontrol ediyordu. Kısır bir maç izledik. Pozisyon değil. İşte bu. iki kadronun normalde hakkı bu olmalıydı. Bol goller olmalıydı.